Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Umarım sesle ve görüntüde bir sorun yoktur. İzleyicilerden bir kişi eğer sesle ve görüntüde sorun olmadığını söylerse, tamam, Emine Feyzacığım, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Tekrar merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Tekrar huzurlarınızda olmak çok güzel, çok heyecan verici. Bu arada ben bu yayını baba ocağından yapıyorum, küçük bir ilçeden. Çok değişik bir duygu. Gençliğimin geçtiği bu topraklarda şu anda kaç kilometre çapında kaç kişinin 7. Mühür filminin yorumuyla ilgilendiğini tahmin bile edemiyorum. İnsan kendisini böyle durumlarda ayrı kutu gibi hissediyor. Gerçi dünyada ayrı kutu gibi hissedemeyeceğimiz bir mekan var mı bilmiyorum ama böyle giderse. Bizim coğrafyamızda üst idrak seviyeleri için sosyokültürel, ekonomik bir arka plan yok maalesef. Yalnızlık kader gibi. Tüm entelektüel çabalar bireysel farkındalık düzeyiyle ve emeğiyle oluşuyor ve tabii ki bedeli de oldukça ağır. Tüm bu çaba için verilen emeğin yerine bir amelin daha anlamlı olduğuna inanan ve tüm bu emeği lüks bir uğraş olarak gören kaç kişiyle karşılaşıyoruz günde kim bilir. Sizler de aynı durumdasınızdır eminim. Hala bu topraklarda düşünmek ve anlamak acil bir ihtiyaç olarak algılanmıyor maalesef. Bütün bu sözleri Ali İzzet Begoviç'e getirebilmek için sarf ettim. Kendisine rahmet diliyorum. Ali İzzet Begoviç okumalarında, Ali'ye anılarında savaş sırasında yazılan akademik tezlerin, sergilenen tiyatro oyunlarının, klasik eser dinletilerinin barışa inancın ifadesi olduğunu, Bosnalıların kendilerine inancın bir göstergesi olduğunu ve onların nasıl ayakta tuttuğunu, geleceği inşa edecek olanın bu çabalar olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Savaşta bile kültürü acil ihtiyaç olarak gören biri bilge kral olmalıydı diye düşündüm ben bu ortamda 7. mühüre çalışırken. Şahsen ne kadar eksikliklerle yol aldığıma bakınca bu gerçekle yüzleşmiyor değilim. Yani yaptığınız şeyin gerçeğinin ne kadar zayıf olduğunu görüyorsunuz, algılamasının da öyle. Siz de şu an etrafınızda yapmaya çalıştığınız şeyi kaç kişiye ne kadar anlatıp anlaşılabileceğinizle ölçebilirsiniz aslında. Bu gerçekle de yüzleşebilirsiniz. Bütün bu girişi Ali İzzet Begoviç'i anmak ve aynı zamanda tüm bunları ve daha fazlasını Frank Froden'in Nereye Gitti Bu Entelektüeller kitabının tahlilinde etraflıca konuşacağımızı ve yorumlayacağımızı sizlere bildirmek için yaptım. En kısa zamanda bu kitabın tahliliyle görüşmeyi ümit ediyorum. Huzurlarınızda olmayı ümit ediyorum. Çok önemsiyorum entelektüel, kültürel ve sanatsal çabaları. Çünkü dininizi de nihayetinde kabınız kadar anlayabiliyorsunuz. İnsan incelmiş bir zevkin dindarlığını, incelmiş bir zevkin insani ilişkilerini görmek istiyor yaşarken. En büyük sorunumuzun da din dilinin tek temsiliyetinin oldukça düşük bir kültürel seviyeye mahkum kalması olduğuna inananlardanım ben. Yani entelektüel bir dindarlık ve entelektüel bir din aklının olmayışının eziyetini çok çekiyoruz. Özellikle yeni nesil bunun da altından kalkamayacak komplekslere mahkum olmak zorunda kalıyor. İşte bu kabın genişletilmesi, derinleştirilmesi için bu çaba, tüm bu emek, bütün bu ön hatırlatmalar aynı zamanda bu çabanın bir sinema okuması ayağına hizmet etmesini ümit ettiğimiz her pazartesi saat 9'daki bu buluşmamız da anlamlı kılıyor diye düşünüyorum. Bu haftaki filmimiz Ingmar Bergman'ın 7. Mühür. 7. Mühür Bergman'ın yaşam, ölüm, inanç üzerine sorgulayıcı bir tavır takındığı felsefik bir başyapıtı. Bergman inanca değil belki ama dinlere karşı çok ciddi bir eleştiri getiriyor bu filmde.
Bergman'ın gezgin bir papazın oğlu olduğunu unutmayarak veya böyle bir arka planda bu filmi izlersek sanırım daha anlamlı ve ilişki kurulabilecek bir zemin oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Filmin yönetmeni olan Bergman, korku duyduğu ölümle yüzleşmenin bir şekli olarak bu filmi çekiyor. Ne kadar ilginç. Ve Bergman ölümü hala çok sık düşünüyorum. Ancak filmin ardından artık o benim için bir takıntı değil, sadece onunla beraber yaşıyorum diyor. Sizlere bu filmi daha verimli anlatabilmek için Bergman hakkında okumalar ve dinlemeler yapmaya bu hafta da devam ettim. Bergman'la yapılan bir röportajda kendisine sizin şeytanlarınız kim, neye benziyorlar diye bir soru soruyorlar ve Bergman'ın verdiği cevabı sizinle paylaşmak istiyorum. Bergman felaket şeytanı, korku şeytanı, öfke şeytanı, detaycılık, dakiklik, düzen şeytanı olduğunu söylüyor. Ben bu satırları okurken demek ki dedim Bergman bütün bu şeytanlarla yaşayarak Bergman oluyor. Ama Bergman olmanın en önemli özelliği onlarla yaşadığını da fark ediyor olabilmesi. Bu bana çok ilgi çekici geldi, etkileyici geldi, sizinle paylaşmak istedim. Yedinci Mühür filmi Cannes'da 11. Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülü alıyor. Film 35 gün gibi kısa bir zamanda çekiliyor ve kameraları oyuncular da dahil taşıyorlar. Bergman bu film için her şey aceleyle ve muazzam bir coşkuyla yapıldı diyor. Filmin çekildiği yıl 1957 ve 1957'deki teknik şeyleri, imkanları düşündüğümüzde hem entelektüel anlamda hem de teknik anlamda Bergman'ın bir mucize meydana getirdiğini söyleyebilirim. Film benim için çok değerliydi. Kalıcı bir şekilde internette yorumlama şansı bulduğum için de çok mutluyum bu açıdan. Filmin ismi olan Yedinci Mühür, İncil'de geçen bir tamlama ve kıyametin yedinci alametinin ortaya çıkmasıyla ilgili. Filme girmeden önce bir hatırlatmayı yapıp sonra geçeyim diye düşündüm. Bu önemliydi. Bu tür filmlerde, yani sorgulayıcı, eleştirisel ve bol imgeli ve bol derinlikli, bol katmanlı filmlerde özellikle sorgulayıcı karakterin yüz ifadesinin duygudan arınmış olmasını çok önemsedim ben film boyunca. Çünkü duygunun sorgulanamaz bir boyutu var, eleştirilemez bir boyutu var. O biricikliğinden kaynaklandığı için, öznellikten kaynaklandığı için. Fakat o yüz ifadesinin duygudan arınmış olması sorgulayan insanın görüntüsüyle dili ve senaryoda konumlandırdığı yer arasındaki ilişki bence çok örtüşmüştü. Böyle bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Anlatı bir yolculukta gerçekleşiyor. Bu benim için önemliydi. Çünkü yolculuk ve anlam arayışı iyi bir geçiş oluşturuyor bence. Anlam oluşacaksa o bir yolculukta oluşmalı diye düşündüm ben izlerken. Ve filmin sonunda da söyleyeceğim gibi, o zaman size hatırlatırım inşallah, dairesel bir yolculuktu. Yani bir sahilde başlayıp gene bir sahilde, bir engin manzarada bitiyordu bu yolculuk. Anlam arayışı ile yolculuk ilişkisi özellikle son dönem yazılan bir sürü tasavvuf arka planlı, tasavvuf alt metinli edebiyat kitaplarında da görüyoruz veya o tür anlatılarda da görüyoruz. Kahramanımız Antonius Bloch. 10 yıllık Haçlı seferinden dönüşte sanki kıyıya vurmuştu. Ben bir an öyle mi yoksa uzanıyor mu diye şaşırdım. Hayatın kıyısına vurmak gibiydi sanki. Yani filmi izledikten sonra böyle bir tespit yapmak daha kolay oluyor. Kutsal diyarlarda büyük bir savaş var ve aynı zamanda
veba salgınıyla o dönem dörtte bir, yani biz de pandemi süreci yaşadığımız için daha iyi anlaşılabilir diye düşünüyorum. Dörtte bir oranında insan kaybı söz konusu. Yani ne çok acı var dedirtiyor insana. Tıpkı Zarifoğlu'nun söylediği gibi. Ne çok ölümün olduğu bir dönem. Ölüm kol geziyor. Nereye dönseniz sanki ölüme çarpacakmışsınız gibi bir görüntü oluşturmuş Bergman. Ve tüm bu acılar 7. mührün de açıldığına dair inancı kuvvetlendiriyor tabii. Kutsal topraklardan tutun da yanı başınıza kadar her köşe başında ölüm gördüğünüz sahnenin insanlık için, insanlığın dünya hikayesi için ne ifade edeceğini insan tahmin edebiliyor. Ve sahilde manzaranın enginliğiyle başladı film. Ben uçsuz bucaksız manzaralarla inanç ilişkisini, insanın acizliğini, küçüklüğünü çok rahat geçişken anlatılabilmek ve anlayabilmek konusunda iyi kullanıldığına inanıyorum. Bu filmde de öyleydi. Yani engin bir manzara var ve bu engin manzarada insan küçük ve aciz kalıyor. Ölümle karşılaşacaksanız böyle bir hakikatin karşısındaki acizliğinizi anlatmak için arka fon çok uygun gibi geldi bana. Filmde Haçlı Seferi'ne katılmış bir şövalyenin deniz kıyısında karşılaşmasının trajedisi bence. Aslında trajedici olmasının sebebi savaşta ölümle 10 yıl boyunca hemhal olduktan sonra kıyıda o engin manzarada ölümle karşılaşıyor olmak. Ve Tanrı adına savaşan biri üzerinden hikayenin anlatılması bence hikayeyi daha anlamlı ve daha değerli kılmış. Ölüm karşısına çıkınca hayatın anlamını keşfetmek amacıyla vakit kazanmak için satranç oynamayı teklif ediyor kahramanımız. Ama ilginç olan, Tanrı için 10 yıl savaşan bir insanın hayatı anlamlı kılamamış olması. Yani Tanrı için ölmek ve öldürülmek bağlamında yola çıkıyorsunuz. Kim bilir nelere şahit oldunuz, inancınız hangi zorluklarla, hangi acılarla denendi ve bunların hiçbiri hayatınıza anlam verememiş demek ki. Şimdi ölümle karşılaşınca hayata anlam verebilmek için, zaman kazanmak için satranç oynamayı teklif ediyorsunuz ölümle. Ve filmin üzerine oturduğu aks, insanın kendi ölümüyle somut bir şekilde yüzleşmesi. Bu arada senaryonun Bergman'a ait olduğunu ben hatırlatmış olayım. Bu bağlamda aslında sonu belli bir film izliyoruz. Yani mutlak olarak ölümün galip geleceğini herkes biliyor. Buna rağmen sadece mesele bir zaman kazanmak meselesi. Fakat ilginç olan bir şey var. O da ölüm son bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Herhalde bir daha unutamayız bence ölümün o temsil edildiği şekli şemali bakışı, o yüz ifadesini sanırım. Ölüm bir melek olarak ifade edilmemiş. Bağımsız olarak ele alındığını görüyoruz. Yani ölüm Tanrı'dan azade, dinlerden azade bir şekilde bir gerçeklik olarak karşımızda. Fakat ilginç olan ölümün daha sonra şövalyenin günah çıkardığı papaz olarak veya yakılan kızın şeytan sandığı kişi olarak da karşımıza çıkıyor olması. Bu iki durumda da ölümün hem papaz hem de şeytan olarak zannedilmesi bende adeta tanrısal olan her şey insana ölümle dokunuyor gibi geldi. Yani ölüm bunun aracısı gibi geldi. Bir sanki iletken gibi geldi. İnsana dokunan, tanrısal olanın insana dokunan yüzü gibi geldi bana. Ve yaşamın anlamı ile ölüm arasında direkt bir bağ kurdum filmde. Yani Bergman'ın da bunu zaten özellikle kurduğunu söylemeliyim. Bir şeyin sonu olması onun anlamda olmasını da gerektiriyor.
Hatta İsmet Özel'de okumuştum. Ölüm olmasaydı aşk da olmazdı diye. Ve varoluşsal bütün kaygılarımız ölümü kabul edip ona göre yaşamakla ilgili ortaya çıkan bir sonuç. İzninizle bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Çünkü özenle kurdum. Varoluşsal kaygı ölümü kabul edip ona göre yaşamakla ilgili ortaya çıkan bir sonuç. Yani öleceğini bilmeyenler, önemsemeyenler ve unutanlar için varoluşsal bir kaygı söz konusu olamaz. Öleceğini bilen tek varlık insan, anlam arayışına sahip tek varlık da aynı zamanda insan. Ölümle anlam arasındaki bu ilişkinin çok iyi kurulduğunu söyleyeyim. Yani şey olarak, anlatı olarak da çok iyi kurulduğunu. Kendi anlamı için bugüne kadar öğretilmiş bütün anlamlar, hazır bütün cevaplar şövalyemize yetmemiş ve kendisi kendi anlamını, o biricik anlamını bulabilmek için sorgulamakla yükümlü olduğunun da farkında. Ve filmin ana zemini ölüme hazır olmanın anlamlı bir şey yapmakla mümkün olduğu. Ve işte o zaman ölüm sükunetle karşılanan bir durum oluyor sadece. Yeryüzünde anlamını bulunca, o kendilik idrakı, farkındalığı olunca ölüm sadeceye indirgenmiş oluyor. Bu güzeldi. O son sahnede ölümle karşılaşmanın sükunetinde insan onu görüyordu. Ve ölümle oynanan o meşhur satranç sahnesi çok ilham vericiydi. Bu arada sinema tarihi için de ilham verici olduğu söyleniliyor. Bence sinematografik olarak da çok iyi düşünülmüş. Bu Bergman'ın ne kadar önemli bir yönetmen olduğunu gösteriyor. Genelde böyle durumlarda kronolojiye bakılır. Bunu ilk yapan kimse aslında bunun atası odur. Yani Bergman da ölümle satranç oynamanın fikir babası diyebilirim. İnsanın düşünme, bu arada ölümle satranç oynamak bende çok enteresan sorular da oluşturdu. Bunlardan biri de eğer ölüm hile yapmasaydı ne olacaktı? Mesela bunu çok merak ettim. İnsanın düşünme yeteneğinin üstünlüğüne yapılan güçlü bir atıf olabilir mi diye düşündüm bu. Yani ölümün hile yapmak zorunda kalması. İnsan ve melek arasındaki düşünebilme kabiliyeti farkı, acaba hile yapmasa bir meleğin kazanma ihtimali olabilir miydi diye sordurttu bana. Bunu bir soru olarak sadece bırakıyorum filmde. O hile yapma ayrıntısının önemli bir ayrıntı olduğuna inandım ben filmi izlerken. Ve ölümle satranç oynamak, insanın aslında tüm çabası bu kadar gibi geliyor. İnsan ne yaparsa yapsın, sonucun değişmeyeceği bir sürecin adı yaşamak sanki. Sonuç belli ve siz o sonuca göre, aslında sonucun belli olması da ona göre yaşamayı gerektiriyor. Ona göre yaşadığınızda da yaşam kendiliğinden bir anlam bulmuş oluyor. Filmde canlı bir elle ölümle satranç oynamanın paradoksu ele zoom yapılarak çok iyi ifade edilmiş. Çok ilginç gerçekten. Eliniz canlı ve siz bu canlı elle satranç oynuyorsunuz. Oynadığınız rakibiniz de ölüm. O canlı elin cansız olmasıyla arasındaki mesafe çok kısa. Çok ilginç. Ve bunu iyi yakalamış. Yani Bergman her şeyi iyi yakalamıştı bu filmde. Ölüme sorulan bir iki soru vardı. Onlar da beni çok etkiledi. Mesela hiç mi sırrın yok? Hiç mi bir şey bilmiyorsun sorusuna farkında değilim diyerek cevap verdi ölüm. Hemen ben orada farkı fark etmek insanı insan yapıyor. Düşünmenin bir belirtisi olarak düşündüm. Veya bilmek tam da bu demek. Farkı fark etmek dedim içimden. Ve tek hakikati olan ölüm, ben hiçbir şey bilmem diyor. Ben de bilsen öldürebilir miydin acaba diye düşündüm. Ya bu iki atıf çok önemliydi. Farkı fark edememesi ve ben hiçbir şey bilmiyorum demesi. Biraz sonra biz kahramanımızın bilmekle ilgili ısrarını gördüğümüzde de insanla ölüm arasındaki farkı da ortaya çıkarmış olacak
Bergman. Şövalyemizin ölümün karşısında bedeninin korktuğunu söylemesi hemen bana dualistik bir beden-ruh ikileminin Hristiyan arka planı bariz bir şekilde ortaya çıktı, dedirtti. Çünkü bedenle ruh arasındaki o dualizme sırtını dayadı şövalye ve bedenim korkuyor dedi. Filmde şövalyeliğin aristokrat bir yönü olduğu tüm diğer insanlardan farklılığı ile ortaya çıkıyordu. Bu arada şövalyenin eşinin de filmin sonunda, yani asaletin davranış şeklini fark ettirmiş Bergman bize. Bergman'ın tüm bu sorgulamayı Haçlı Savaşı'nda bulunmuş bir şövalye üzerinden anlatması ve dini dogmaların en sert şekilde yaşandığı Orta Çağ'da yaptırması bana çok önemli geldi. Yani Orta Çağ gerçekliğinde bize modern gibi görünen bir sorgulamayı yaptırtıyor Bergman. İnsan tüm bu kaygıların zaman ve mekandan bağımsız, var olmakla ilgili, insan olmaklığımızla ilgili olan gerçeğiyle yüzleşiyor. Yani Orta Çağ'da tüm bunlar yaşanırken de aynı kaygıları hisseden insanlar, aydınlanma felsefesi ortaya çıkmadan, modern dünya parametreleri, paradigmaları ortaya çıkmadan da gene aynı sorgulamayı yapar. Çünkü özde insandan bahsediyor Bergman. Sanki bana bu şövalyenin seçimi, Haçlı Savaşları'nın varlığı ve Orta Çağ gerçekliği bunu anlattığı gibi geldi. Kahramanımız Antonius Bloch'un filmdeki bazı cümleleri kendiyle nasıl başının belada olduğunu gösteriyor. Mesela kendisine mutsuz görünüyorsunuz diye sorulduğunda canımı sıkan biriyleyim diyor. Kim? Kendim cevabını veriyor. Veya ki bu cümlesi bence daha güzel. Kalbim sanki bir boşlukta. Boşluk bir aynadır. Boşlukta kendimi görüyorum. İçim tiksinti ile doluyor dediği o replik de aynı şekilde etkileyiciydi. Veya insanoğluna karşı ilgisizliğim beni bu dünyadan çıkardı cümlesi de öyle. Düşünmek, sorgulamak ve eleştirmek insanın insanla arasını açan bir zemin. Filmde hemen bu yakalanıyor ve aslında yüksek kaygıların kendisiyle yüzleşebilen bu insanların yüksek kaygılar kendisiyle yüzleşebilen bu insanlardan çıkıyor diyelim daha doğrusu. Çok cesur insanlar, yani kendisiyle yüzleşebilmek o boşlukta tiksinti duyabileceği kendi ara sokaklarındaki çöplerle veya hoşuna gitmeyecek yönleriyle karşılaşma cesareti sanırım yüksek kaygılar, yüksek eleştiri gücünü de veriyor insana. Hani ölümden korkmayan insan kaybedecek bir şey yok diye düşünün. O da böyle bir zemin üzerine sanki oturtmuş. Ve bence filmde bizim kullanabileceğimiz bir replik de hediye edildi. Yaşadığı hayat için pişman değilim ama yorgunum ifadesi geçmiş için söylenebilecek en anlamlı söz gibi geldi bana. Yani hatta dedim bunu kullanabilirim ben de. Sızlanmaktan, şikayet etmekten daha asil bir cevap gibi geldi yorgunum demek. Ve bize Bergman bu cümleyi de hediye etmiş oldu. O yorgunumun altını doldurduğu şey sızlanmaktan ve şikayet etmekten daha geniş ve derin bir anlama isabet ediyor gibi geldi bana. Ve filmde müthiş tirat, aslında filmin ana aksının oturduğu o uzun konuşma, papaz kilisede papaza günah çıkartırken şövalye, İnsanın duyularıyla Tanrı'yı kavrayabilmesi o kadar imkansız mı? O neden yarım vaatlerin ve görülmeyen mucizelerin ardına saklansın ki? Kendimize inancımız yoksa başkasına nasıl inanabiliriz ki? Benim gibi inanmak isteyen ama yapamayanlara ne olacak? Ya inanmayan, inanamayanlar,
içimdeki Tanrı'yı neden öldüremiyorum? Ben bilgi istiyorum, inanç değil, tahmin etmek değil, sadece bilgi. Tanrı'dan elini çıkarmasını, yüzünü göstermesini ve benle konuşmasını istiyorum. Ama o hala sessiz. Geceleri onun için hep ağlıyorum fakat kimse yokmuş gibi görünüyor. Belki de gerçekten yoktur. O zaman hayat anlamsız bir korku. Hiçbir insan ölümle ve her şeyin anlamsız olduğunu bilerek yaşayamaz. Bu meşhur tirat bu filmde aslında dinlerin tanrısı ile içindeki tanrının arasındaki mesafenin insan için giderilemez bir mesafe olduğunu bize hatırlatıyor. Ve bu çığlığın içindeki Tanrı'nın sesi olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Kendi içinde yakınlık hissettiği ve hissetmek istediği Tanrı'yla dinlerin kendisine söylediği bir kilisede olduğunu ve bir papaza günah çıkardığını unutmayalım lütfen. O Tanrı'yla bu ses arasındaki uzaklık şövalye için kahredici bir mesafe. Hatta kat edilemez, giderilemez bir mesafe. Bu film için aslında rahatsız edici bir konu olan Tanrı'nın sessizliği sorununu kendisine konu edindiğini söyleyebiliriz. Yani Tanrı ile insan arasındaki mesafe her dinin yorumlanışında giderilmeye çalışılmış bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Yani aşkın bir Tanrı var. O Tanrı ile sizin aranızdaki mesafe kapatılamaz. Özellikle mesela İslam'da tasavvuf ve Esma-ül Hüsna'nın yorumlanışı da bu aradaki mesafeyi gidermeye çalışma çabalarından ibaret. Sık sık dinlerin yorumlanışındaki değişiklikler de bu arada oluşan anlam bozukluklarını gidermeye çalışmak demek. Bunlar bazen çok cüretkar olduğunda din karşıtlığı gibi tabii ki anlaşılabilir. İşte aslında burada bahsettiğimiz şey, bence heyecanla beklediğim ve söylemek istediğim cümle buydu. Peygamberlerin yaşadığı şeye hiçbir zaman ben inanç diyemedim mesela. Yani peygamber sanki inanmıyordu bana göre. Onlarınki inanç değildi. Antonius Bloch da o inancın peygamberlerdeki rasyonel boyutunu istiyor. Yani diğer inananların, peygamberlerin o tecrübesi, o aradaki mesafeyi kapatan ve inancın bilmeye dönüştüğü, inancın rasyonel olduğu o kat edilmiş mesafeyi talep etmesi gibi geldi bana. Ve diğer insanların böyle bir imkanı yok. Bunun eksikliğini hisseden insan sayısı da çok az, garip bir şekilde. Aslında bunu fark etmek bir insanlık idrak seviyesi ve Antonius Bloch bunu çok derin hissediyor. Acısını hissedebildim ve Tanrı'nın tüm aşkınlığı ile insana ve dünyaya bu kadar uzaklaşması insanı yeryüzünde yalnız, çaresiz, bir çare hissettiriyor. Terk edildiği, atıldığı dünyada çaresiz, yani yalnız insan, yalnız bir varlık. Tanrı ve insan arasındaki bu mesafe bu idrak seviyeleri için korkunç. Filmde Antonius Bloch inancın özüne hatırlanamayacağı kadar zamanın geçtiği bir çağda yaşıyor. Yani 1300'lü yıllar. İnancın özü dediğimiz işte o peygamberin var olduğu ve inancın aslında rasyonel boyutunun var olduğu o zamanla arasında 1300 yıllık gibi bir mesafe var. Ve isyanının aslında o özle arasındaki mesafeye, o özden bu kadar uzak olmaya olduğuna inanıyorum ben. Ve bu tarihe iman etmek veya tarihle geleni hakikat olarak kabul etmek istememesinden kaynaklanıyor. Yani o peygamberin var olduğu zamandaki Tanrı'nın kendisine ve o inancın özüne iman etmek istiyor.
Aslında bu her inanan için sanki en doğal hak gibi geliyor bana. Gerçek bilgiyi, Tanrı'nın bilgisini istiyor. İnancı veya varsayımı değil. Bu dini literatürde hakkal yakin olarak geçiyor zaten. Yani dinler bunu bir yere de oturtuyor. Bu belki modern paradigmada böyle hani dindarlara korku veren bir sorgulama gibi görünebilir. Ama aslen bütün bu kaygıların dindarlar içerisindeki yüksek idraklarda hatta temsil edilen ifadeleri olduğunu da hatırlatmak isterim. Amaç Tanrı'yı kuşku götürmez bir şekilde bilmektir. İnancın kesin bir bilgiye ulaşmış halini talep etmek diyelim. Sizi bilmiyorum ama ben elini sırtımda hissetmek çok istedim. Yani üzülme buradayım, senleyim, yalnız değilsin diyen sesini de duymak çok istedim. Böyle zamanları hatırlıyorum hayatımda. Ve bu talebin de dünya sürgününde çok insani olduğunu da düşünüyorum. Yani en doğal hakkımız gibi geliyor bana. Yani dünyaya atılmış olmak ve dünyadaki varlığımızda böyle bir talep. Hatta bence sanki inanmış olmanın özünün başka inananlarla inanç değilmiş gibi görünmesine rağmen o paradoksu lütfen fark edin diye söylüyorum. İnancın ta kendisini istemek demek. Ve inanmak ve bilmek arasındaki o zorunlu çatışma şövalye üzerinden işleniyor. Fakat Tanrı, buraya hemen gene bir dipnot düşmek istiyorum. Acaba Tanrı bilginin konusu olursa veya nesnesi olursa her şey içinde meşruluğun kaynağı olur mu diye bir soruyu da buraya bırakmak istiyorum. Veya bu konuyu muhakkak okuyup, üzerine düşünüp tartışmalıyız diye de bir tarafa koyalım lütfen. Ve filmde her bir karakterle ayrı bir idrakın anlatıldığını söylemeliyim. Burada saf, sevgi dolu, tiyatrocu bir aile var. Ve o ailenin sanatın insan ürünü bir anlam arayışı oluşturması ve ölümün karşısında yaşamı temsil ediyor oluşu gibi bir yorum çıkardım. Yani Antonius Bloch'un onların yanında hissettiklerini de dahil ederek söylüyorum. O ailenin yanında şövalyemiz ekmek şarap ayini yerine ona daha huzur veren çilek yiyip süt içtiği o an aslında oldukça modern bir andı. Hemen modern bir andı diye tanımlarken şunu demek istiyorum. Durumdan çıkan bir huzur, vaat edilen bir huzur değil. Ve şimdi burada ve insan eliyle oluşmuş bir huzurdan bahsediyoruz. Oldukça modern bir yaklaşımdı. Çilek ve sütün olması da o dini atıfa, ekmek şarap ayinine bir atıftı diye hiç kaçmaz, eminim hatta diyebilirim. Onların yanında, sevginin varlığının yanında hafifledi kahramanımız. Cennet misali bir an ve ilk defa yüzünde duygusal ifadeler gördük. Lir çalınıyor, huzur var, sevgi var ve mutluluk var. Antonius Bloch hemen durumu iyi tahlil eden ve hiç kaçırmayan insanların yapabileceği bir özelliği devreye giriyor şövalyemizin. Hemen varoluşsal konuşmaların böyle bir hayatın içerisinde ne kadar yapmacık kaldığını itiraf etti. Ve ne çok endişemiz var dedi. Böyle bir anda o endişelerin hepsinin ne kadar anlamsız kaldığını ve kalacağını fark etti. Sevginin yanında düşüncenin, endişenin önemsizleştiğini söylüyor şövalyemiz. Ve burada da sevginin ağır bastığı bir Hristiyan arka plan söylemine de bence işaret ediliyor. Yani özellikle sevgi bağıra bağıra sanki su yüzüne çıkartıldı gibi geliyor bana. Ve ben bunları okurken, bunları izlerken şövalyemizin çok ciddi entelektüel kaygıları olduğunu biliyoruz. Yani entelektüel dediğim yaşamsal, varoluşsal kaygıları var. Acaba bu varoluşsal kaygılar doğal bir şekilde hayata içkin olarak sorulabilir mi diye düşündüm mesela ben izlerken.
Yoksa soru sorabilmek için soruya konu olanla aramızda bir mesafe mi olmalı? Bu hayat içinde geçerli mi? Sanki bir şeyle aramıza mesafe girmezse biz onu teoriye taşıyamıyoruz gibi geliyor bana. Yani aslında bundan eminim de. O yüzden biraz hayatla soğuk bir ilişkiye geçilmesi gerekiyor. Sıcak temaslar onun yorumlanmasını, anlaşılmasını çok zorlaştırıyor. Çünkü o yoğun temas dediğimiz şey duygusal ve öznel olduğu için o öznellikten bağımsızlaşmalısınız ki onu soyut olana taşıyabilirsiniz. Bu ailedeki erkek kahramanın yani Yof'un halk dindarlığını yani olağanüstü şeyler gören bir dindarlık algısına sahip olduğunu görüyoruz. Bilmek isteyen şövalyemiz var. Onun karşısında da hakikati gören bir sanatçı var. Bence çok iyi bir anlatıydı bu. Gerçek ve düş Yof'te iç içe geçmiş durumda ve istediği zaman istediğine geçebilme imkanı var. Hatta böyle bir vücut dili vardı oradaki karakterin. Ben hemen şey dedim, insanın istediği zaman istediğine geçebildiği iki parametresinin olması bu insan mutsuz olmaz ki diye düşündüm hemen. Yani hatta bileziği çaldığında da istediği zaman istediği şeye geçebiliyor. Mutsuz olması için ne gibi bir sebep var ki diye düşündüm. Biraz şey olmuş olabilirim, yani bilenmiş olabilirim öyle diyelim. Ve kıyamet tabii ki kopmalı. Yedinci mühür bozulmuş olmalı. Çünkü haçlı seferleri için insanları ikna etmiş bir papazı biz, ölüleri soyan ve tacizci iki yüzlü bir insan olarak görüyoruz. Ne kadar içler acısı bir durum. Ve bu tacizci hırsız papazın Tanrı'nın sessizliğine işaret ederek taciz etmek istediği kızı zorlarken sesini Tanrı bile duyamaz dediğini duyduk. İşte burada devreye giren Yönsün, yani şövalyemizin yaverinin eliyle insan adaleti hemen burada şimdi devreye girdi. İlahi adaletle insan adaletinin karşı karşıya geldiğini, ilahi adaletin sessizlikle itham edildiğini ve yaver eliyle insan adaletinin hemen devreye girdiğini gördük. Fakat Bergman hiç es geçmemiş. Bu insan eliyle oluşturulmaya çalışan adaletin nasıl bir mahkumiyete ve istismara dönüştüğünü de tüm çıplaklığıyla sergilemişti Bergman. İşte Tanrı'nın duymadığı sesi eğer insan duyarsa kul kurtarıcı olur. Yani veya kul kurtarıcılar beklenir. Çok yoğun, trajik dönemlerde Mesihyani algıların devreye girmesinin sebebi de budur. Ve ilahi adaletin vaadi parlak ve ütopik olsa da suçu önlemesi için veya cezalandırması konusunda pratik bir çözüm üretemiyor anda. Fakat vebanın ilahi adalet olarak algılanmasını talep ediyor. Artık Tanrı'nın sessizliği anda böyle bir adalete şey olmazken totalde o adalet olarak anlaşılması da aslında ilahi adalet için yıpratıcı diyeyim veya eksiltici bir unsur olarak verilmiş filmde. Ama insanın sağladığı sanılan adaletin de nasıl bir kölelik meydana getirdiğini de unutturmadı Bergman bize. Bunu çok önemsedim. Yani filmde paradoksal bakabilmiş diyeyim daha doğrusu. Ve kilise için resim çizen ressamla yaverin konuşması da çok anlamlıydı. İnsanlar niye mutlu olsunlar ki dedi. Bir kafatası çıplak bir kadından daha etkilidir ve insanlar korkarlarsa düşünürler ve sonra da rahiplere sığınırlar. Genelde sorgulayıcı ve eleştirisel yapıtlarda biz korku merkezli algının eleştirinin asıl zemini olduğunu görüyoruz. İşte toplumu daha iyi kontrol edebilmek için
korkunun dozajının sürekli artırıldığı bir dindarlık algısı var ve bunun da kilisenin içindeki resimlere kadar yansıdığını görüyoruz. Yani biz buna korku din dili diyebiliriz. Korku din dili, tiyatro oynanan, eğlenceli, hatta böyle panayır havası hissettirilen bir anda devreye girdi ve bütün o panayır havası müthiş bir korku sekansına döndü. Ve bir geçit töreni var. İnsanlar kendilerini kırbaçlıyorlar. Hazreti İsa'nın çarmıhla yürüme sahnesi sembolize ediliyor. Rahibin insanlara üstenci, kibirli, sürekli umutsuzluk aşılayan konuşması ve insanı ne kadar aciz hissetmesi konusundaki cümleleri arttıkça bunun dozajı, aynı zamanda rahibin iktidarı ve gücü perçinleşiyor. Çok ilginç. Aslında ilginç de değil. Yani zaten tasarı bu, öyle diyelim. Ve Bergman bunu en yalın ve en net şekilde ifade etmiş. Geçit töreninde sabit bakışlarıyla dilleri tutulmuş insanların diz çöktüklerini gördük. İşte bu dinin toplumsallaşan bir algıda kontrolü nasıl ele geçirdiğini aynı zamanda anlatıyor bize. Artık o topluluğa, Tanrı adına her şeyi, ama her şeyi yaptırabilirsiniz. Buna küçük bir çocuktan şeytan çıkarma ayini gibi bir şeyi bile izlettirebilirsiniz. Ve işte Yaver, içine şeytan girdiği düşünülen kızın yakılması sahnesinde onun gördüklerini biz de görüyoruz. Korkularımız aynı. O küçük bir çocuk dayanamıyorum diyerek orayı terk etti. O an ben acaba o ceza cinsiyetçi bir ceza mı diye düşündüm. Yani acaba düşünülebilir mi? Gene bir şerh olarak buraya bırakmış olayım. Fakat bütün bu olup bitenleri izlerken insan diyor ki Tanrı adına şu yeryüzünde ne kadar acılar, ne kadar üzüntüler yaşanmıştır. Ama aynı zamanda insanlık onuruna yakışan ne kadar sayısız örnekler de yaşanmıştır, kim bilir. Üzerine çıktığı ağaç ölüm tarafından kesilerek ölen sanatçının o sahnesi bende çok etkili bir oluşturdu, duygu oluşturdu. O da kesilen ağacın yüzeyine hemen bir sincap geldi. Ve buna zoom yaptı Bergman. Ben hemen dedim ki hayat ölene ne kadar kayıtsız. Hayat hemen tüm canlılığı ile orada devam ediyor. Hayat insana ne kadar kayıtsız dedim. Yani sen yoksun ve hayat devam ediyor. Küçük bir cür sincap hemen kesilen ağacın, çünkü ağaç da öldü diye düşün, hemen üzerinde bir canlılık alameti gösteriyor. Dedim ki sonra, acaba dedim o yüzden mi dünya etrafımızda dönsün istiyoruz? Hayatın bu kadar kayıtsız kalmasına mı dayanamıyoruz diye geçirdim içimden. Sonra filmde biz tacizci, ikiyüzlü papazın tam ölmek üzereyken su istediği bir sahneyi gördük. Bu arada Bergman sinemasının tiyatral bir sinema olduğunu ve oyunculukların ve kesitlerin tiyatral bir abartı barındırdığını da unutmayalım lütfen. Bu eleştiriler olursa diye özellikle söylüyorum. Ve orada Jöns, yani nihilist bir karakteri özellikle temsil ediyordu. Ölmek üzere olan bu adama su vermenin bir yararı olmadığını söyledi. Yarar üzerinden baktı, bir fayda üzerinden baktı. Fakat papazın tecavüz etmek istediği ve Tanrı'nın sesinin olmadığına dayanarak yapmak istediği o kızcağız su vermek için atıldı öne doğru ama engellendi. Ve ölmek üzere olan bir insanın çığlıklarını duyduk. Benle konuşun bari çığlığı. Çok acıydı. Yani ölümün sanırım en acısı, yeryüzünde sana rahmet dileyecek bir insanın bile olmadığını bilerek ölmek olmalı
dedim içimden. Sesini bile esirgiyor insanlar senden. Ne kadar acı bir son. Yaptıklarına bakınca insan hani bir anlamda belki hak ettiği diye düşünüyor ama insan, yani büyük harfle yazılan insan adına ise çok acı bir dünyayı terk ediş sahnesiydi. Bir replik vardı. O repliği çok önemsiyorum. Bu muhakkak konuşulmalı, üzerine okunmalı diye. Aşk soğuk algınlığı gibi bir salgındır. Mükemmel olmayan bu dünyada en az mükemmel olan şey aşktır. Aşk mükemmellikten uzak, en mükemmel uzaklıktadır cümlesi. Bana şunları tek tek ele alabiliriz diye düşünüyorum. Bir, en az mükemmel olan şeyin aşk olması ne demek? Yani sürekli idealden, en iyiden ve en güzelden bahsederken aşk nereye düşüyor? Ve mükemmel olmayan dünya algısı ne demek? Ve aşk mükemmellikten uzakta, uzak en mükemmel uzaklıktadır demiş olmak ne demek? Bütün bu cümleleri Bergman yazmış. Bence çok kayda değer cümleler. Ve yolculuk bitti. Gene bir deniz kıyısında bitti. Sanki dairesel bir döngüydü gibi geldi bana. Şövalye evine vardı. Tam 10 yıl sonra. Tam bir aristokrat eş tavrıyla eşi çok saygın bir şekilde karşıladı. 10 yıllık ayrılığın çok iyi ifade edildi. Hem oyunculuk olarak hem de çekim olarak çok iyi ifade edildiğini söylemeliyim. 10 yıl sonraki sen ne kadar sensen eşin de o kadar o. 10 yıllık bir ayrılığı düşünemiyor insan. Tanımayabilirsini bile hissettirmiş Bergman bize. Ve çok enteresan, birbirine yabancı da değilsin, tanıdık da değilsin. 10 yıl görüşmemek ne demek? Haçlı Savaşları dönemindeki bu oluşan veya o dönem, yani gezginlerin veya savaşa gidenlerin yıllarca birbirini görmediği o durumu iyi yakalamış Bergman. Çok şeyi yakaladığı gibi. Ve mutlak son, satranç oyununun bitişiyle gerçek oldu ve ölüm artık kapıda. Antonius Bloch'ta, burası bence çok önemli. God on Trial'de olduğu gibi davrandı. Tüm soruları bir yana bırakan ölümün varlığı hemen duayla devreye girdi ve Tanrım bize merhamet et. Biz bir şey bilmeyen dehşete düşmüş biçare kullarız dedirtti. Fakat bu sahneye rağmen daha önceki insanoğlunun yeryüzünde varoluşunun haklı serzenişi bende anlamını hiç kaybetmedi. Yani o zaman sorguluyordun, eleştiriyordun ama bak ölüm anında gene duaya ve Tanrı'ya sığındın demesi bana hani dün dündür, bugün bugündür. Yani ayrı yerlerde ayrı parametreler devreye giriyor gibi geldi bana. Ölüm anında ameli bir dindarlık söz konusu gibi geldi. Ve bu ikisini birbirinden ayırmalıyız diye düşündüm. Ve düşünen, sorgulayan insan, hakikati arayan insan, yaşamın anlamını talep eden insan, kendini feda ederek başkalarının yaşamasını sağladı. O satranç tahtasının dağıtıldığı sahnede aradığı anlamın başkaları yaşasın diye ölebilmekte gizli olduğunu anlamış oldu. Gerçekten de bana düşünen ve buna ömrünü veren insanların tüm çabaları başkaları için veriliyor gibi geliyor. Yani düşünceyi toprağa tohum olarak ekiyorsunuz ama onun meyvesini asla siz yemiyorsunuz. Düşünmenin, sorgulamanın onu emek verene pratik hiçbir faydası söz konusu değil. Hatta çektiği kahır da cabası. İnsana mutluluk da vaat etmiyor. İnsan olmanın ve insan kalabilmenin çığlığını atıyorsunuz sadece. Ve düşünenin payına acı düşüyor, endişe düşüyor, rahatsızlık düşüyor, huzursuzluk düşüyor. Fakat bu insanların meydana getirdiği bu eleştirisel düşünce sonunda dünyada bir şeylerin değişmesine sebep oluyor. İnsanlık onuru adına bir adım daha atılmış oluyor. Yani Yof ve ailesi daha güvenli bir dünyada yaşıyorlar. O filmin son sahnesinde işte gene gerçekten müthiş bir sinematografik sahne vardı. Ufuk çizgisinde el ele tutuşmuş ölümün eşliğinde.
dans eden o sahne gerçekten efsane bir görsellikteydi. Fakat ilginç olanın o sahnenin bize tekrar sanatçının gözüyle öyle gösterilmesi. Yani sanatçı bakınca onu görüyor. Bunu sık sık filmde ayırt etmeliyiz gibi geldi bana. Bir şövalyenin, düşünen bir insanın hayattan algıladığıyla sanatçının gördüğü ve anladığı şey arasındaki farka iyi işaret edilmiş gibi geldi bana. Ve yedinci mührün açılmasının etkisi bitti. Günlük gülistanlık bir dünya sanki var olduğu gibi sevgi kazandı. Belki de bir yorum olarak, ki bence güçlü bir yorum olarak, sanat dine karşı kazandı denilebilir mi diye düşündüm filmde. Aile kurtulunca ölümün karşısında da yaşamın kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü hep yaşamın ana kaynağını temsil ediyordu aile ve sanat. Ve kıyamet de kendisini başkası için feda eden insanların yüzü suyu hürmetine sanki ertelendi. Bunu çok önemsedim. İçinizde emri bil maruf ve nehyani münker yapanlar var oldukça kıyamet kopmayacaktır hemen hatırladım. Ve kıyamet kendisini başkası için feda edebilenlerle, feda edebilenler vesilesiyle ertelendi. Kurtulanlar, yani Yof ve ailesi, Meryem ve İsa'yı gören, düş ve gerçek arasında gidip gelen, iyi, temiz, iddiasız ve sadece yaşayanlardı. Film acaba böyle bir çıkarıma izin verir mi diye düşündüm. Yani düşünmeye değil, yaşamaya geldik dünyaya mesajı. Acaba filmin o sahnelerinde asıl istenen mesaj olabilir mi? Veya hayatın neşvesi sevgiyle ortaya çıkıyor. Mesajı da buna dahil edilebilir. Fakat sevginin, hayatın neşvesinin koruyucu şövalyeleri var dünyada. Düşünce erleri kendileri haricinde herkesi korumak için adeta yaşarken ölüm seçmiş insanlar. Bunlar da Antonius Bloch gibi. Antonius Bloch daha önce acaba yaşıyor muydu diye sordum. Bütün o hikayesi, Haçlı Seferlerine katılmış olması da dahil olmak üzere. Çünkü hayatın anlamına erdiğinde o yüz ifadesinde gördük. İlk defa var oldu gibi sanki. Çok enteresan. Anlam, hayatın anlamı varlık kazandırdı ona. Hemen Topçu'nun Var Olmak kitabı aklıma geldi mesela. Bu tam ifadesi olabilir mi? Ama ümit ediyorum ki olsun. Ve artık ölüm onu öldüremez. Yani bir anlam bütünlüğüne varmış bir insan için ölüm artık bir yok oluş olmadığı için gönül rahatlığıyla ölebilir. Film o son sahnelerde bana bunu hatırlattı. Ve ben bu fark ettiğim şeyleri sizin için de gayet etkili ve duygusal yazabilmek için çok çabaladım. Bunu da hatırlatmış olayım. Buradaki hayat ve ölüm arasındaki anlam ilişkisini ölümün hayatta var olmanın anlamı kavranıldığında başka bir şeye dönüşeceği, korkudan ziyade bir geçişe dönüşeceği hissi bize çok iyi verilmiş. Fakat anlamın ölümle karşılaşınca bir ihtiyaç olarak ortaya çıkması, yani sonu var olan bir şey ancak anlamlı olabilirle hatırlatılması da çok önemliydi. Ve anlamın insana varlık kazandırması ve ilk defa yaşıyormuş hissi vermiş olması ve yaşadıktan sonra ölebilir insan artık. Yani bir kere yaşamayı anlamlı kıldıktan sonra artık ölebilir insan diye düşünüyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum dedim filmde. Bunu Bergman'ın da çok iyi verdiğine inanıyorum. Bütün filmdeki siz ne kadar projeksiyonu Yof ve ailesine yönelttiniz bilmiyorum ama onların daha çok ölümü seçebilen bu insanların varlığıyla yeryüzünde mutlu olabilme şansları var diye düşündüm ben. Yani tabii ki öbür dünyadaki durum ne olur onu bilmiyoruz ama
buradaki durumda kahrı çekenlerin aslında yeryüzünde yaşamayı anlamlı kılan, sadece yaşamakla değil, yaşamın kendisini anlamlı kılmaya çalışan o insanların zemin olduğu bir dünya üzerine yaşanabiliyor sadece yaşayanlar. Çok enteresandı. Fakat tek ve az oldukları için göz ardı edilebilirler. Ve onların hayatlarına özenilmeyebilir tabii ki diyor insan. Ve ölümün öldüremediği insan olmak. Filmin sanki kahramanı Antonius Blok için söylenebilir. Benim için güzel bir filmdi. Bergman'ı tekrar izlemek de öyle. Çekildiği yılları düşündüğünüzde entelektüel kalitesi ve sinematografik yönleri çok tatmin ediciydi. Bu filmde de beni yalnız bırakmayıp hem izlediğiniz, eşlik ettiğiniz hem de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Yeni kitap yorumlarında ve film yorumlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. İyi akşamlar diliyorum.